Hakk'a ve doğruya bir davet radyo. Kur'an kalplere kuvvet ve gıdadır. Gönüllere şifadır. Gıdanın tekrarı kuvveti artırır. Gaziantep İl Müftülüğü Vaizi Sami Büyükalkan'ın hazırlayıp sunduğu Kur'an'dan mesajlar başlıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Muhterem dinleyicilerimiz, yeni bir programla tekrar huzurundayız. Rabbimiz Teala bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi hayra vesile kılsın inşallah. Ne her zaman gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan birkaç hadis-i şerif okuyup sonra Meryem suresinde kaldığımız yere devam edeceğiz inşallah. İlk hadis-i şerif Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktaran Irbat bin Sariye radıyallahu anh buyuruyor ki Efendimiz men ya'iş minkum feseyara ihtilafen kesiran. Benden sonra yaşarsanız birçok ihtilaf göreceksiniz. İşte o ihtilaf zamanında, bu karışıklık döneminde fe aleykum bi sünneti, benim sünnetime yapışın, benim sünnetime sarılın ve sünnetil hulefâir râşidînel mehdiniyine, râşid halifelerim ki onlar hidayet üzeredirler, onların sünnetine yapışın, sarılın. Temessekû bihâ ve azdû aleyhâ bin nevâciz, onlara azı dişlerinizle sarılın, sımsıkı sarılın yani. Ve iyyâkum ve muhdesâtil umûri, ve işlerin sonradan uydurulmuş olandan da sakının. Çünkü fe inne külle muhdesetin bid'atun, her sonra ortaya çıkan şey bid'attir. Ve külle bid'atin dalaletun, ve her bid'at de dalalettir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Demek ki bu hadis-i şeriften anladığımız, Efendimizin hayatından sonra insanlar ihtilaflarla karşı karşıya kalacaklar. Bir sıkıntılı dönem olacak. İşte o dönemde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bizzat kendi sünnetine ve raşid halifelerin sünnetine sarılmamızı emrediyor. O sünnete sarılırsak biz bu ihtilaflardan, sıkıntılardan korunup kurtulacağız Allah'ın izniyle. Bu sünnete sarılmamız da ön dişleriyle, yani basit bir tutuşla değil, bizzat azı dişlerle, yani sımsıkı sarılın, bırakmayın diye Efendimiz tavsiye ediyor. Bununla beraber sünnete sarılmayı bildirdiği gibi bid'atlerden, hurafelerden de sakınmamız gerektiğini anlatıyor Aleyhisselatü Vesselam. Bir başka hadisinde şöyle buyuruyorlar: "Men ahya sünneti fakat ahabbeni, وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعَيَّ فِي الْجَنَّةِ." Kim benim sünnetimi ihya ederse, diriltirse, ona hayat kazandırırsa, o beni sevmiş olur, beni seven de cennette benimle beraber olur buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ihya edersek, yani birileri öldürmeye kalkarken biz ona hayat kazandırır, diriltirsek, hem biz kendimiz dirileceğiz, hayat bulacağız, diri, canlı, capyanlı olacağız Allah'ın izniyle. Hem de bu sünneti ihya etmemiz vesilesiyle Allah Resulü Aleyhisselam onu sevmiş olacağız. Onu sevdiğimiz zaman da cennette ona komşu olacağız Allah'ın izniyle. Demek ki Peygamber Efendimiz'e cennette komşu olmanın yolu onu sevmekten geçiyor. Onu sevmenin göstergesi de sadece dilde kalan bir sevgi değil, sünneti ihya etmek, sünnete hayat kazandırmak. Birileri onu öldürürken, hayattan kaldırırken, yok sayarken biz sünnete sahip çıkarsak, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini hayata geçirmeye gayret gösterirsek, hem Efendimiz'i sevmiş olacağız, hem de cennette ona komşu olacağız Allah'ın izniyle. Bir başka hadisi Aleyhisselatü Vesselam'ın, bir tane daha okuyalım, üç olsun. Allah Resulü buyuruyorlar ki, "Kullu ümmeti yedhulunel cennete illa men ebe." Bütün ümmetim cennete girecektir, ancak diretenler hariç. Efendimiz böyle buyurunca kalu ya Resulallah ve men ye'ba dedi sahabe-i kiram. Ey Allah'ın Resulü, diretenler kimlerdir veya kimler diretir ki diye sordular. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Men etaani dehalel cennete ve men asani fekad ebe. Kim bana itaat ederse o cennete girer. Kim de bana isyan ederse işte o diretmiş olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif baştan alırsak, bütün ümmetim cennete girecektir. Ancak diretenler hariç, Efendimiz bunu bildiriyor. Sahabe-i kiram soruyorlar, ey Allah'ın Resulü, o diretenler kimlerdir diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, kim bana itaat ederse, kim bana itaatte bulunursa cennete girer. Kim de bana isyan ederse işte o diretmiş olur buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Peygamber Efendimiz'i hakkıyla sevmek, cennette ona komşu olmak için sünneti ihya edeceğiz. Ümmetinden, cennete girenlerden olabilmek için Peygamber Efendimiz'e itaat halinde olacağız. Çünkü isyan, direnme anlamına geliyor. İhtilaflar, sıkıntılar sanki bu dönem anlatıyor Efendimiz. Bu dönemde de biz sünnet-i seniyeye sarılırsak, sımsıkı sarılırsak, raşid halifelerin sünnetinde olursak, onların yolunda olursak ve bidatlerden sakınırsak inşallah bu ihtilaflardan, fitnelerden korunacağız. Dost doğru istikamet üzere sırat-ı müstakimde bulunacağız Allah'ın izniyle. Rabbim cümlemizi o sırat-ı müstakimden ayırmasın, sünneti hakkıyla ihya edenlerden eylesin inşallah. Bu üç hadisten sonra Meryem suresinden kaldığımız bölüme devam ediyoruz inşallah. Meryem suresinde ilk bölümde Zekeriya aleyhisselam, Allah'a duası, yakarışı ve ona Cenab-ı Hakk'ın ikramı, Yahya aleyhisselam bir oğul müjdesi, onca yaşına rağmen eşi kısır olduğu halde. İkinci bölümde Yahya aleyhisselama verilen kitap, hikmet, sevgi, şefkat ve arınmışlık duygusu, muttaki olması, anne babasına iyilik yapması, cebbar ve asi, zorba ve isyankar olmamasından Cenab-ı Hak bahsetti. Yani bir çocuğun edebi terbiyesi nasıl olmalı, çocuk eğitiminde Müslümanlar neye dikkat edecekler, onu anlattı Cenab-ı Hak. Bu konuda Peygamber Efendimiz'den hadis-i şerifler ortaya koymaya çalıştık. Çocuk eğitimi nasıl olacaktır diye. Geldik üçüncü bölüme. Üçüncü bölümde Meryem'den bahsediyor Cenab-ı Hak. O iffet abidesi Meryem. Ayet numarası 16. Meryem suresi. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Estağfirullah. Vezkur fil kitabi Meryem. Kitapta Meryem'i de an, onu da zikret. Onu da gündemine al, gündeminde Meryem'de olsun buyuruyor Cenab-ı Hak. İzin tebezet min ehlihe mekanen şarkıya. O ailesinden ayrılmış, şarka yani doğu tarafına yönelmişti. Fettehazet min dunihim hicaben. Onlara karşı da bir hicap, örtü edinmiş. Fe arselna ileyha ruhana. Biz de ona ruhumuzu göndermiştik. Yani Cebrail aleyhisselamı. Fetemessele leha beşeran seviyye. O da Cebrail melek de ona dosdoğru bir insan şeklinde görünmüştü. Kalet dedi ki o zaman Meryem, İnni e'udu bir rahmani minke. Ben senden Rahman Allah'a sığınırım. İn kunte takiyye. Eğer muttakiysen, Allah'tan sakınıyorsan ben senden Rahman Allah'a sığınırım dedi. Şehrin dışında erkekle, bir yabancı erkekle karşı karşıya kalmış Meryem annemiz. Onu karşısında görünce ondan Rahman Allah'a sığınıyor. Ayet 19. Kale dedi ki innema ene rasulü rabbik. Ey Meryem, ben Rabbin Allah'ın, senin Rabbin Allah'ın sana gönderilmiş elçisiyim. Rasulü rabbik. Li ehebe leki gulamen zekiye. Tertemiz, arınmış bir çocuk müjdelemek üzere, hediye etmek üzere ben sana Rabbinin gönderdiği elçisiyim dedi Cebrail melek. Kalet o zaman dedi ki Meryem annemiz, enna yekunu li gulamun. Benim nasıl çocuğum olabilir? Velem yemsesni beşerun. Bana bir beşer dokunmamışken. Velem ekü bagiyye. Kötü bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olacak dedi Meryem. Ayet 21. Kale dedi ki melek Cebrail, kezalik. Bu böyledir. Hatırlarsanız Zekeriya aleyhisselamın çocuk müjdesini aldığındaki itirazı, benim nasıl çocuğum olacak? Ben bu yaştayım, yaşım kemale ermiş, saçım sakalım ağarmış, eşim kısır olduğu halde deyince kale kezalik. Aynı bölüm orada da zikredilmişti. Bu böyledir, Allah diledi mi onu yerine getirmeye kadirdir denmişti. Burada da aynı ifade, kale kezalik. Bu böyledir, Allah diledi mi bu mutlaka yerine gelecektir. Kale rabbuki huve aleyye heyin.
Rabbin Allah dedi ki bu bana göre kolaydır. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا Biz onu yani İsa'yı aleyhisselam insanlara bir ayet, bir mucize ve rahmeten minna katımızdan da bir rahmet kılacağız. وَكَانَ اَمْرًا مَقْضِيَّ Bu zaten çok öncesinden kararlaştırılmış bir hükümdür buyurdu. Ayetler devam ediyor. Fakat biz İffet abidesi Meryem'in bir olayı da Âl-i İmrân suresinde dile getiriliyor. Âl-i İmrân suresi ayet 35, 36 ve 37'de. Orayla beraber düşünmeye çalışalım inşallah. Âl-i İmrân suresi ayet 35. Cenab-ı Hak buyuruyor ki İz gâlet imra'etu imrâne Hani o İmran'ın hanımı demişti ki Rabbi inni nezertu leke mâ fî batnî Ya Rabbi şu karımdaki çocuğu sana adıyorum. Muharraran hür olarak tamamen hür bir şekilde fetekabbel minni benden bunu kabul et ya Rabbi. İmran'ın hanımı yani ileride Meryem doğacak o Meryem'in annesi Hanne diyor ki ya Rabbi ben karnımdaki çocuğu sana adadım tam hür olarak muharraran fetekabbel minni benden bunu kabul eyle ya Rabbi. Bir duası var yakarışı var Allah'a Hanne'nin İmran'ın hanımı Meryem'in annesi. İnneke entes semi'ul alim, şüphesiz sen her şeyi işten, her şeyi bilensin ya Rabbi. Karnındaki çocuğu Allah'a adıyor. Allah'a bir ada var. Felemme vada'ata, ama ne zaman ki onu doğurdu, galet dedi ki, Rabbi inni vada'tuha unse, Rabbim ben onu kız olarak doğurdum. Vallahu a'lemu bima vada'at, Allah ne doğurduğunu çok iyi bildiği halde, Hanne dedi ki, ya Rabbi benim doğurduğum kız oldu. O erkek bekliyordu. Mabede adayacaktı. Orada hizmet edecekti. Kız doğurdum ya Rabbi dedi. Veleyse zekeru kel unse erkek ise kız gibi değildir. Ve inni semmeytuha Meryem'e ben ona Meryem ismini verdim. Ve inni u'izuha bike ve zürriyeteha mineşşeytanirracim. Hem onu hem onun zürriyetini recmedilmiş, Allah'ın rahmetinden kovulmuş, şeytanın şerrinden sığındırırım ya Rabbi dedi. Sana sığındır. Ya Rabbi bu kızım doğdu. Hem onu hem onun zürriyetini senin rahmetinden kovulmuş şeytandan sana sığındırıyorum. Onun şerrinden sana sığınıyorum ya Rabbi dedi Hanne, Meryem'in annesi. Fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin. Rabbi Allah da onu güzel bir kabulle kabul etti. Bu güzel adada adak güzel olunca Allah da güzelce kabul etti. Bi kabulin hasenin. Güzel bir şekilde Allah onu kabul etti. وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا Ve onu Allah bizzat yetiştirdi. Nebat hasene. Güzel bir bitki gibi yetiştirdi. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّ Ve ona Zekeriya aleyhisselamı kefil kıldı. Zekeriya aleyhisselam bizzat onunla ilgilendi. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ الْمِحْرَابَ Her ne zaman Zekeriya aleyhisselam mihraba o ibadet ettiği mekana girdiğinde وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا Yanında her zaman bir rızık, bir yiyecek bulurdu. Gale dedi ki Zekeriya aleyhisselam Ya Meryem'u, ey Meryem اَنَّا لَكِ هَذَا Bu nereden sana böyle? Yani bu mevsimde olmayan bu yiyecekler Allah'ın lütfu, nimeti nereden geliyor sana diye sordu. Gale dedi ki o zaman Meryem هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Bu Allah katındandır. Bizzat Allah lütfetmiştir. اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Şüphesiz Allah dilediğini bir gayri hesap, hesapsız bir şekilde rızıklandırır dedi Meryem Zekeriya aleyhisselam. Burada bir dikkat çektiğimiz nokta Ya Meryem'u enna leke haza ifadesi Zekeriya aleyhisselamın birinci anlamı taaccüp yani sen bunlara nasıl mazhar oldun, bu nimette nasıl eriştin anlamında bir soru. İkinci anlamı da kefalet üzerinde olduğu için Zekeriya aleyhisselamın elbette sorgulanmak durumunda. Sana bu yiyecekler geliyor. Kim getiriyor diye onu sorgulama anlamında soruyor Zekeriya aleyhisselam Meryem annemize. Onun da bir lütuf olduğu, Allah'ın ikramı olduğunu bildiriyor Meryem annemiz. Devamında اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ buyuruyor. Allah dilediğini hesapsız yere rızıklandırır. İşte bu inanca, bu imana sahip olabilmek tam bir tevekkülü ortaya koyuyor. Bizlerde bugünlerde çok noksan kalan, eksildiğimiz, tevekkülümüzün noksanlaştığı günlerde bu imana, bu inanca ne kadar da muhtaçız. Rabbim bu tevekkülü, bu imanı cümlemize nasip etsin inşallah. İşte Meryem, adanmış Meryem,
safiyetin sembolü Meryem, o kadınlar arasında en saf olanı, bir kadın topluluğu düşünüyoruz. Havva annemizden kıyamete, işte o kadınlar arasında en saf olanı kim diye sorsak, Meryem alacağız cevap olarak. Çünkü o Meryem adaktı, adanmıştı. O Meryem arı duruydu, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a ısmarlanmıştı. Annesi bizzat şeytanın şerrinden sığınarak hem kendini hem neslini Allah'ın korumasına bıraktı, Allah'a ısmarladı işini. Safiyetini ve arı duruluğunu bozmamak adına dışarıdan gelebilecek her türlü hücuma karşı korunan, korunması gereken bir cevherdi Meryem. Safiyetini ve arı duruluğunu bozmamak adına dışarıdan gelebilecek her türlü hücuma karşı korunan, korunması gereken bir cevher. Saf cevher, hüdayi nabit olan Allah vergisi bir cevher. Dedi ki, demişti ki dedikodularına karşı onlardan uzak, berrak bir iç dünya sahibi Meryem. Evet, Meryem bu sıfatlara sahipti de biz kızımız, eşimiz, annemiz, kız kardeşimiz onlar düşünürken hanımlar olarak biz nasıl bir duyguya, düşünceye sahip olmalıyız? Hayatımız nasıl olmalı? İşte örneği burada gösteriyor. Önceki ayetlerde Yahya örneğinde aleyhisselam genç erkeklere örnek anlatılıp sunulurken bu ayetlerde genç kızlarımıza o iffet abidesi Meryem anlatılıyor. Ve Meryem de arı duru, dışarıdan gelen hücumlara karşı korunmuş, hüdayi nabit, safiyetin timsali, saf Meryem. Katkısı yok, karışığı yok. Bugün de biz kızlarımız, kadınlarımızla dışarının etkisine çok açık olmamak durumundayız. Çünkü açık olma hücumu gerektiriyor. Hücum safiyeti bozuyor. İşte o saflığın bozulmaması adına dışarıya kapalı olmak lazım. Dediydi ki, demişti ki dedikoduları, gıybetleri bu tür ortamlarda bulunmamak gerekiyor. Çünkü her bir duygu bu anlamda, dedikodu, gıybet insanı kirletip saflığını bozuyor. İşte bu sıkıntılardan uzak, berrak bir iç dünya sahibi Meryem. Birinci dikkat çeken nokta emniyet olması, yani güvenilir ortamda. Hem annesiz, hem babasız, hem öksüz, hem yetim Meryem Allah'a emanet. Bizzat Allah'ın korumasında. Hazreti Zekeriya da ona kefil kılmış bizzat Allah tarafından. Allah görevlendiriyor Zekeriya aleyhisselamı, bir peygamberi, o çocuğa baksın, ilgilensin diye. O Zekeriya aleyhisselam da emanetin farkında, şuurunda, kıymetini bildiği için, emanetin farkında olduğu için o da onun üzerine titriyor. İfadesi hatırlayalım, Âl-i İmrân suresinde nebat-ı hasene demişti. Güzel bir bitki gibi, nezaketle yetiştirilecek nadide bitki. İşte böylece nadide bitki gibi korunarak özenle yetişecek Meryem, Zekeriya aleyhisselamın kefaletinde. Vakti geldiğinde olgunlaşarak çiçek açacak, ardından meyveye duracak ve o meyveyi kollarında taşıyacak sebatkar bir ağaç gibiydi Meryem. Bizim kızlarımız, eşlerimiz, annelerimiz, işte o yetişme tarzı, daha çocukluğu, genç kız hali, nebat-ı hasene, nadide bitki gibi yetişmek, korunmak durumunda. Sonra o çiçek meyveye duracak, meyve kollarında olacak, onu taşıyacak, sebatkar bir ağaç olacak anneler. O çocuklarını kucağına alacaklar. Çocuklar da korunmuş olacak Allah'ın izniyle. İşte bu sabırlı, metanetli, bir başına olan Meryem, doğarken yalnız, büyürken yalnız, doğururken, yani anne olduğu günde yapayalnız Meryem. Çocukluğu yalnız geçiyor. Büyüyor, genç kızlığı yapayalnız. Anne olmuş, doğuruyor. İnsanlara uzaklaşıyor. Mekanen şarkıya demişti ayet-i kerimede hatırlarsanız. Meryem suresi ayet 16'da. Doğuruyor, anne oluyor, yapayalnız Meryem. Onun arkadaşı melekler. Bugün biz kızımız, eşimiz doğururken o doğum esnasında neler bekliyoruz? Hangi halet-i ruhiye içerisine giriyoruz? Allah korusun çok nazlı, aman herkes başıma toplansın, herkes benim yardımcım olsun, ben çocuk doğuruyorum diye feryat, figan, çok büyük işler ortaya koyarcasına ortalığı velveleye mi veriyoruz? Yoksa sükunetle ben Rabbim Allah'a evlat doğuruyorum, evlat yetiştireceğim inancıyla sabırlı, metanetli olmaya çalışıyoruz. İşte her hali örnek bir hanımefendi Meryem. Kendi doğumu örnek, büyümesi, genç kızlığı örnek, iffet abidesi, nadide bitki gibi yetişiyor. Doğuracak, anne olacak, yapayalnız, kimsesi yok,
doğuruyor. Allah'ın ikramı geliyor. İleriki ayetlerde bu anlatılacak. Doğumdan sonraki ihtiyaç duyduğu suyu, hurması, tatlısı Allah ikram ediyor. Onun arkadaşı meleklerdi. Yani biz Rabbimiz Allah'a hakkıyla bir tevekkül etsek, erkeği kadınıyla, Rabbimiz Allah'a tam bir teslimiyetle teslim olabilsek, Allah bize melekleri arkadaş kılacak. Bizzat kendi katından rızıklar ikram edecek. Meryem'e ikram ettiği, Zekeriya'ya ikram ettiği gibi Allah'ın izniyle. Fakat bu inanç yerleşecekken, bu imana sahip olacak genç kızlarımızın önünde en büyük tehlike ne? Onu dile getirelim. Ekonomik özgürlüğü olan kadın, ben artık bunları çekmem diyerek kocasına boşanma davasını çok rahat açabiliyor. Niye? Çünkü kapitalist eğitim kültürüyle biçimlendirilmiş modern zamanlarda kadının kışkırtılarak ailenin ve kocasının önüne problem olarak çıkartılması, yüzeydeki bütün sorunların dibinde yer alan, bütün sorun üreten asıl kaynaktır. Bu cümleyi tekrar okuyayım. Kapitalist eğitim kültürüyle biçimlendirilmiş modern zamanlarda kadının kışkırtılıyor kadın, gençliğinde, okul çağında, genç kızı döneminde, olgunluğa ererken hanım olacak, evlenmiş, hala kışkırtılmaya devam ediyor. Ailesinin ve kocasının önüne problem olarak çıkartılıyor. Yüzeydeki bütün problemler, sorunlar, sıkıntılar var gibi yüzeyde görünüyor. Aslında bunun dibinde var olan en büyük sorun, en büyük kaynak işte bu kadının kışkırtılması, Allah korusun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim ayetlerinde, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde kadını, halini, olması gereken tavrını o kadar net anlatırken kapitalist dünya ise farklı bir kadın türü ortaya çıkarıyor. Her şey isyancı, baş kaldıran, itaat etmeyen, önüne biraz para vererek efendim mali imkanlar kazandırıldığı iddia edilerek efendim evinizde köle olmayın, özgürlük için gelin çarşıya, pazara diye güya özgürlük adı altında köleliğe çağrılan kadınlarımız, kızlarımız. Onların çağrısı nerede? O kadını kızı ezen, sokaklara çağıran, onlara çekemeyeceği ağır yükler yükleten, erkeklerin önüne malzeme olarak sunulan kadınlar, değeri yitirilen kadınlar nerede? Allah'ın verdiği değer nerede? Evlerin hanımefendisi olacak olan kızlarımız, kadınlarımız ve Allah'ın verdiği mükafat, peygamberin biçtiği değer nerede? Bu ölçüyü iyi düşünmek durumundayız. Bunun zıttına Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan birkaç hadis okuyayım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma buyuruyor ki, kadın gebeliğinden doğuruncaya kadar, doğurduktan sonra da sütten ayrıncaya kadar Allah yolunda nöbet tutan gibidir. O süre içerisinde ölürse şehit ecrini alır buyuruyor. Bir kadın, bakınız, gebeliğinden doğuruncaya kadar. Kaç ay sürdü gebeliği? Efendim, normal şartlarda 9 ay, 8 ay veya farklı zaman biçimleri. Ne kadar gebe kaldı bu hanımefendi? Doğuruncaya kadar. Doğurdu, bitmiyor. Sütten kesinceye kadar. Yaklaşık 2 yılda çocuğunu süt emziriyor mu? Evet. İşte o zaman Allah yolunda nöbet tutan gibi mükafat kazanır o Müslüman kadın. O süre içerisinde ölürse, yani hamileyken veya çocuğunu emzirirken ölürse şehit ecrini alır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Peki bu kadar mükafat ortadayken, bir kadına Allah Resulü'nün verdiği mükafat bu iken insanlar neyin peşinde giderler? Bir başka hadis-i şerif, Enes bin Malik radıyallahu anh'ten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mihnetu ihtâkünne fî beytihâ tudriku cihâdel mücahidine inşaallah. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor, siz kadınların evlerinizde İşlerinizi yaparken çektiğiniz sıkıntılar inşallah Allah yolunda cihad eden mücahitlerin cihadına denk olur bir. Allahu Ekber. Bir hanımefendi evde çektiği sıkıntı, yani bulaşığı, çamaşırı, ev hazırlığı, temizliği, çocuğuna bakımı, ne sıkıntılar çekiyor? İşte bu sıkıntılar çekiyor. Bunları asla boşa gitmiyor. Of demeyecek kadın elbette bu mükafatı gördükten sonra. Bir misafir geldiği zaman ona ikram ettiğinde, İkram için hazırlık yapması, ikramdan sonra, misafirlikten sonra temizlik yapması, bulaşığı, her neyse. Bütün bu çekilen sıkıntılar, kocasına yapacağı hazırlık, çocuklarına yapmış olduğu bakımı, çektiği sıkıntılar asla boşa gitmiyor. Bırakın boşa gitmeyi, Allah Resulü'nün dilinden Allah yolunda cihad edenlerin cihadına denk olur. Bir mücahit nasıl malıyla, canıyla cihada ortaya çıkmış, malını ortaya koymuş, canını feda etmeye hazır, yürüyor Allah yolunda, işte bu mükafata eşit
mükafat alır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kim alıyor mükafatı? Bu kadınların, Müslüman hanımefendilerin evlerine çektiği sıkıntılar buna denktir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka hadisi. İzâ salletil mer'etu hamsehe. Bir hanımefendi kadın, Müslüman. 5 vakit namazını kılar. Ve sâmet şehrehe. Ramazan ayı orucunu tutar. Ve hafizat fercehe. Namusunu korur. Ve ta'at zevcehe. Kocasına da itaatte bulunursa. Dekalet el cennete. Cennete girer buyuruyor Peygamber Efendimiz. Allahu Ekber. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerinde, Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde Müslüman hanımefendiyi tarif edip izah eder, hayatını anlatırken, cennet yolunu gösterirken, çevremizdeki dünya bizi neye çağırıyor? Kızlarımızı, annelerimizi, kız kardeşlerimizi, kızlarımızı nereye çağırıyorlar? Tamamen Allah'a isyana, cehenneme, azaba. Hem dünyada bedbaht bir hayat, huzursuz bir hayat, hem de ahirette azap, azap, azap. Allah muhafaza. Müslümanlar, Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, Allah rızası için. Biz kimi dikkate alıyoruz? Biz kime kulak veriyoruz? Biz neleri dinliyoruz? Hayatımızı kime göre yaşıyoruz? Hayat ölçülerimizi kimlerden alıyoruz? Dikkat edelim. Bu kapitalist dünya, materyalist dünya bizi sahte özgürlüğe çağırırken, kendine köleliğe çağırırken, yol sokaklarda sıkıntılara çağırırken, hayatımızı bozmaya çağırırken, Peygamberimiz, o rahmet peygamberi, Rabbimiz Allah, o rahmet sahibi Allah bizi Allah'ın rahmetine, cennetine, rızaya, huzura çağırıyor. Dikkat edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Malik'ten buyuruyor ki, alemlerin içerisinde kadınlardan güzel örnek olarak Meryem binti İmran, İmran'ın kızı Meryem, Hatice binti Hüveylid, Hüveylid'in kızı Hatice, Efendimizin hanımı, Fatıma binti Muhammed, Muhammed'in kızı Fatıma sallallahu aleyhi ve sellem ve Firavun'un hanımı Asiye yeter. Bu 4 kadın cennet kadınların efendisi, örnek alsın kızlarımız. Meryem gibi, Hatice gibi, Fatıma gibi, Asiye gibi olsun. Bakınız Meryem, bekar kızlara örnek. İffet abidesi olacak. Hatice, güzel bir anneliğe örnek. Peygamberin çocuklarının annesi hanımefendi, vefakar, fedakar eş. Hatice annemiz. Sonra Muhammed'in kızı Fatıma, bir evlat olarak kız çocuğu nasıl olması gerekir? Babasına itaati, saygısı nasıl olması gerekirin örneği Fatıma. Ve sonra bir hanımefendi, zalim bir kocanın hanımı olan Asiye, Firavun gibi bir zalimin hanımı olmasına rağmen cennete gidebilen bir hanımefendi Asiye. Örnek alsın insanlar. Kocası zalim mi? Sabretsin Asiye gibi. Babası ve kızlığı, kocalığı ve anneliği, efendim genç kızlığı, çocukluğu, hepsine örnek vermiş Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُخَيَّرُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْفُجُورِ. Size öyle bir zaman gelecek ki o zaman da insanlar acizlikle ve facirlikle muhayyer bırakılacaklar. Ya aciziyeti tercih edecek, aciz diye suçlanacak veya facirliği seçecek, facir olacak. Ya aciz ya facir. Aciz, beceriksiz anlamında. Facir ise günahkar anlamında. فَمَنْ اَدْرَكَ ذَٰلِكَ الزَّمَانَ. Kim bu zamana müdrik olursa, bu zamana yetişirse, فَلْيَخْتَرْ الْعَجْزَ عَلَى الْفُجُورِ. Fucura değil, aciziyete tercihte bulunsun. Facirliği değil, acizliği alsın, onu tercih etsin buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Peki bu hadis bize neyi anlatıyor? Bugün kınıyor insanlar. Aa şu kıza bakın, daha erkek arkadaşı yokmuş diye kızıyorlar veya kınıyorlar. Yani facirliğe teşvik ediyorlar. Peki bu kızımız ne yapacak? Ya acizlikle suçlanacak, beceriksiz, bir erkekle bile çıkamıyor diye. Ya acizlikle suçlanacak ya da facirlikle. Eğer bu kızımız, siz beni suçluyor musunuz? Al işte ben de bir erkek arkadaş edindim, onunla çıkacağım deyip facirliğim tercih ediyor. Siz beni kınarsanız kınayın, peceriksiz derseniz deyin ama ben acizi tercih ediyorum, peygamberimin tercihi budur diye onu tercihten bulunuyor. Mesleği konusunda ev hanım olmak, ay utanılacak bir durum gibi mi? Hayır. Ev hanımefendisi olacak bir kızın, bir kadının bulunacağı yer elbette evidir, kocasına, hanımlığı, çocuklarına, anneliği ondan daha büyük şeref olabilir mi ki bir hanımefendi için?
acizlikle veya facilikle suçlanacak. Veya ev sahibi olması veya olmaması, ev sahibi ise evi varsa aman efendim ne güzelmiş, yoksa aciz tembel diye suçlanacak. Dünyayı önemseme, elde etme anlamında çabası konusunda ya facir olacak veya ahireti tercih edip acizlikle suçlanacak. Yani biz tercih durumundayız. Kardeşlerim, erkekler, kadınlar, Peygamberimizin hadisi genel hepimize, Müslümanlar, tercihinizi bugün neden yana yapıyorsunuz? Sizi birileri kınadı diye hemen aciziyeti bırakıp, beceriksizliği bırakıp facirliğe mi koşuyorsunuz? Kınayan kınasın, ayıplayan ayıplasın, beceriksiz ithamı bulunurlarsa bulunsunlar. Ben asla facir olmak yerine aciziyeti tercih edeceğim. Facirliği tercih edemem diye günahtan uzak kalıp aciziyetimi tercih etmek durumundayız. Bir ölçü koyuyor Efendimiz ve biz bugün bu zamanı yaşıyoruz. Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, amiri, memuruyla. Ya insanlar acizlikle suçlanıyor veya facir olma teşviki yapılıyor, Allah korusun. Evet, dönelim ayetlere. 21. ayet Meryem suresi. Cenab-ı Hak buyurmuştu ki: "Kale kezalik kale rabbuki huve aleyye heyyin ve lineceallehu ayeten linnasi ve rahmeten minna." Biz onu, yani İsa'yı, senin doğuracağın çocuğu bir ayet kılacağız buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayet, işaret demek, sembol, simge demek. Yani kendisiyle bir başka şeyin varlığına ya da niteliklerine hükmedilen simge yahut işaret veya alamet manasına geliyor. Kendisinin varlığıyla bir başka şeyin niteliğine hükmedilen, onun varlığına işarette bulunan alamet anlamında. Bu Rahib'in tanımladığı gibi bu terim, kamusunda böyle tarif ediyor, algı ve müşahede alanımız içinde olan ve kendisi gibi algı ve müşahede alanımızda bulunmayan bir başka şeyle ilgi ve bağlantı içinde, onun varlığına delalet eden kavranabilir herhangi bir olgu yahut kısaca sembol, alamet demek. Bir başka ayette li nuriyehu min ayatina buyuruyor. Ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye. Bazı alametlerimizi, sembollerimizi göstermek için veya nihai gerekçelere delalet eden bazı işaretlerimizi gösterelim diye buyuruluyor. Demek ki biz bu ayete bakarak Allah'ın yolunu buluyoruz. Allah'ın birliğine yol buluyoruz. Kıyametin varlığına yol buluyoruz. Ayetler bizi, bu yol işaretleri bizi Allah'ın rahmetine, sırat-ı müstakime, cennete, Allah'ın rızasına kavuşturuyor. Bir yol işareti anlamında. Devamındaki ayet-i kerime فَحَمَلَتْهُ فَنْتَبَزَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيَّ. O hamile kaldı Meryem. O da bir bölgeye, bir başka bölgeye çekildi. فَاَجَاءَهَا الْمَخَازُ اِلَى جِزْعِنْ نَخْلَةِ. O doğum sancısı kendisini bir hurma kütüğüne yaslanmaya iletti. Doğum sancısıyla bir hurma kütüğünün gölgesine geldi, oraya sığındı. قَالَتْ dedi ki يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْسِيَّ. Ah keşke dedi ölüp gitseydim. Unutulup gitseydim dedi Meryem. Peki bu sözün için söylüyor? Kolay mı? Bir bakire Meryem, kimsenin bilmediği bir ortamda Cebrail gelecek. Bunu nasıl izah etsin ki insan kılığında? İnsanlar yana dönecek. Kucağında çocukla. Ki zaten olanları görüyoruz dönümden sonra. Fahişlikte suçlar, Allah korusun. Sen bunu nasıl yaparsın Meryem? Baban salihken efendim sen bunu nasıl ortaya koydun? Bu günahı nasıl işledin? Bu çocuğu nasıl getirsin diye itham ediyorlar. Kolay değil elbette ama o yine teslimiyetini ortaya koyuyor. فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا. Altından bir ses geliyor. اَلَّا تَحْزَنِي. Üzülme, mahzun olma ey Meryem. قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّ. Rabbin senin altından bir pınar fışkırttı. وَهُزِّي اِلَيْكِ بِجِزْعِنْ نَخْلَ. Şu hurma ağacını, sen onu bir salla hele. تُسَاقِدْ عَلَيْكِ رُتَبًا جَنِيَّ. Tertemiz, taptaze hurmalar dökülsün. Kupkuru ağaç, Allah orada var ediyor, taptaze hurmalar. Hurma, yeni doğum yapmış, yapacak kadın için en güzel nimet. Su, berrak, tertemiz su, Allah nasip etti kendisine. فَكُلِي ye وَشْرَب۪ي iç وَقَرِّي عَيْنَا. Gözün aydın olsun ey Meryem dendi kendisine. Ye iç, gözün aydın olsun ey Meryem. فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا. Eğer bir insanlardan birini görecek olursan da فَقُولِي de ki o zaman اِنِّي نَزَرْتُ لِلْرَحْمَانِ سَوْمَا. Ben Rahman Allah için bir oruç adamışım. Konuşmama orucu. فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيَّ.
ben bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. İnsanlarla karşılaştığın zaman söyleyeceğin söz bu. Ben Rahman Allah için oruç adadım ve kimseyle konuşmayacağım de. Ayet 27 Meryem suresi. فَاَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ İşte onu taşıyarak kucağında İsa geldi kavmine. Kavlu dediler ki, ya Meryem'u lekad cittin şeyen feriyye. Sen çok kötü bir iş yaptın ey Meryem dediler. Allah nasip ederse bir başka dersimizde inşallah bu ayetlerden devam edelim. Toplum nasıl karşılıyor? Neler soruyorlar? Meryem annemizin tavrı ne oluyor? Onlara nasıl cevap veriyor? Onu da inşallah bir başka dersimizde devam edelim 28. ayetten. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Allah'a emanet olunuz. Call them.